Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün babamla ev ihtiyaçlarımı alacağız. Kendisi Burza. Merhaba. Evet, yoldayız. Türk Market'e gidiyoruz. Öyle işte. Ben size isterseniz yolu göstereyim. Bugünlerde ne yapıyoruz? Onlardan bahsedebilirsin. Neyle meşgulüz? Bu arada pazartesi günü bir kamyon gelecek, eşyalarımızı alacak. Öyle değil mi? Evet. Biz de bugün annemle dolapları boşalttık. Kıyafetleri şeye koyduk, bavullara. Bana bir bavul yaptı annem, abime de yaptı. Sonra da işte öyle. İçin yer ayarladınız, kağıtları hazırladınız. Bu arada kağıtları hazırladık. Bu yüzden de kamyon pazartesi günü gelecek. Şöyle... Hiçbir şey anlamadılar bence. Kağıtları niye hazırladınız? Onları anlat. Hakikaten niye hazırladık? Düşün bakayım. Kağıtlarda ne yazdığını düşün. Niye hazırladığını düşün. Nereye attığınızı düşün. Soğuk anlatı. Evet. Niye öyle bir şey yazdınız? Yarın gelecek de ama mama takımı gelsin diye yaptık mı? Hayır. Onun için mi? Hayır. Pazartesi günü gelecekler. He. O kağıtları niye oraya astınız? Bilsinler diye mi? Evet. Oraya kamyon park edecek diye. Değil mi? Kamyon gelsin oraya park etsin. Başkaları o gün, pazartesi günü oraya park etmesinler diye. Değil mi kızım? Tamam. Anladın mı meseleyi? Anladım. Tamam. Ne yazdınız kağıtlara? Umsuk Amontag. Peki yazdım. Altına ne yazdınız? Altına onu yazdık işte. Altına da bir şey yazmadık. Sadece şöyle bir yuvarlak yaptık. Sonra içine çarpı yaptık. Yani park yasaktır demek o. Evet. İşte park yasaktır astınız oraya siz. Evet. Onu görenler pazartesi günü oraya arabalarını park etmemiş olacaklar. Arabaları varsa oradan çekecekler arabalarını. Kapış? Aynen öyle. Bitti tabii. Bugün başka neler yaptın? Bugün başka sabah kalkmaz işimi bitirdim. Kitabımı okudum. Sonra anneme aşağıda yardım ettim. Ne işlerini bitirdin? Bu şey baba benim bulaşık işim var. Abimin de çamaşır işi var. Ben sabah kalkınca annem kalkınca yani sabah direkt kalkınca değil annem kalkınca başladım. Sonra da öğlen olunca gene bulaşık oldu. Niye bu kadar çok bulaşık oluyor bizim evde? Çünkü günde iki kez yemek yediğimiz için olabilir mi? Olabilir. Bu seni mutsuz ediyor mu? Evet. Ama evde yemek yemezsek daha mutsuz olmaz mısın? Evet. O zaman neyse ki yemek yiyebiliyoruz da bulaşıklarımızı da yıkayabiliyoruz. Neyse en azından ben çalışkan bir kızım arkadaşlar. Evet, çalışkan bir kızım. Anneme yardım etmeyi severim. Hep iş yapmayı da seviyorum. Senin bir de cuma günü sınavın vardı. O nasıl geçti? Ne sınavın vardı? O da çok iyi geçti. Matematikle ilgili bir sınav. Matematik sınavı? Evet, matematik sınavı. O çok iyi geçti. Ama dün almam gerekiyordu ama vermediler. O yüzden sonucunu göremeyeceğiz bir daha. Sanırım. Sonucunu artık öğretmenin mesajla yazar, değil mi? Evet. Güzel. Peki... Yani bir bekliyorum. Bir de cuma günü neler yaptınız okulda, onu anlat. Annen kek hazırladı, gönderdi senin. Cuma günü... annem perşembe akşamı kek yaptı. Benim sallama fazla. annem perşembe akşamı kek yaptı. Ve onu ben cuma günü okula götürdüm.
Arkadaşlarıma dağıttım. Önce bir sınıfı temizledik. Oster Feriye'nin başladığı için. Sınıfı temizledik. Niye arkadaşlarına kek götürdün? Çünkü taşınacağımız için. Okuldan ayrılacağım için. Evet. Üzgün müsün bunun için? Evet. Evet. Arkadaşlarımı bırakmak istemiyorum. Doğal olarak değil mi? Kimse arkadaşlarını bırakmak istemez. Peki nasıl olacak şimdi? Yeni okuluna kaydoldun mu? Evet. Hangi okula gideceğini biliyor musun? Hayır. Adını bilmiyor musun? Hayır. Onu bir öğren eve gidince. Annem bir kere söylemişti ama unuttum. Haritada bir yerine bak. Evden nasıl gidiliyormuş bir ona bak. Tamam. Önce bir ismini öğrenin, sen onları yapabilirim. Tamam. Bu arada arkadaşlar çok güneş geliyor. O yüzden böyle elimi tutuyorum. Sıkıntı yoksa. Tamam, biraz geçtim. İyi. Başka. Peki. Yeni hayatımızla ilgili neler düşünüyorsun? Taşınacağız, yeni bir hayatımız olacak, başka bir şehre gidiyoruz. Evet. Pazartesi günü... Hangi gün taşınacağız biz? Kağıda ne yazacaksın? Pazartesi günü. Pazartesi günü taşınacağız arkadaşlar. Ve abimle ayrı odamız olacak. Ve evimizde hem aynı odamız vardı. Yani odamız aynıydı. Aynı odada hem zamanımızı geçiriyorduk. Sonra da ayrı odamız olunca odaya bir sürü şey yapmak istiyorum kendime odaya. Mesela odamı boyatmak istiyorum. Boyatmak diye bir şey yok. Boyamak var değil mi? Boyayacaksın. Evet, boyayacağım. Kendin, tamam. Sanırım magenta yapacağım. Magenta rengi. Tamam. Magenta nasıl bir renk? Böyle morun biraz pembemsi hali. Tamam. Çok güzel. Tam bir kız odası olacak ha. Çok hoşuna gidecek. Güzel kız resimleri de yapıştıracağım. Tamam. Kendini çekmiyorsun şu an. Affedersin. Güzel. Başka. Sonra da oyuncaklarımı raf. Bu arada annem bana raf alacak. Kitaplıktaki rafımız gibi. Onun aynısını raf alacak. Ben onu da pembeye boyayacağım. Sonra oyuncaklarımı, eşyalarımı falan oraya koyacağım. Sonra abimle değişiklikler yapacak, bilemeyiz. O da yeşile boyayabilir. Çünkü yeşil onun en sevdiği rengi. Renk. Evet. Benim de en sevdiğim renk magenta ve pembe. Magenta ve pembe. Çok iyi. Peki yeni evimizi nasıl buldun? Evimizi gördün. Yeni evimiz bayağı büyük yani. Odalar güzel. Her şeyiyle söyle. Eksilerini, evet. Artılarını. Olumlu yanlarını, olumsuz taraflarını, her şeyi söyle. Pardon da onun üzerinden bir ay falan geçti. Hatırlamıyor musun? Hatırlamıyorum. Gördün ya, bu ev eskiymiş dedin. Bu ev niye böyle dedin? Evet. Demedin mi? Tamam. Hatırladın mı? Hatırladım. Tamam. İşte ayrı odamız olacak orada. Bu avantaj. Ayrı odamız olacak işte. Ama ayrı odamız olacağı için o kiralık ev. Ama şimdi kiralayacağımız ev, gerçek evimizi en sonra alacağız sanırım. Evet. Daha sonra alacağız. Bu önemli bir şey mi senin için? Evet. Neden? Çünkü ben kiralık evleri sevmem. Neden sevmezsin? Çünkü hep tozlu, mozlu, tuvaletleri pis falan oluyor. Ama temizlersen temiz olur. Biz temizlememiz gerekiyor. Niye? Çünkü onların evi. Hayır. Biz artık bu evin parasını her ay ödeyeceğimiz için
Artık bu ev bizim. Oturmak istediğimiz sürece bizim. Kiralık ev demek o demek. Mesela Berlin'de yaşıyorduk ya biz. Evet. Berlin'deki evimiz de kiralıktı. Özür dilerim arkadaşlar. Yanlışlıkla parmağım kaydı. Başka bir siteye girdim. Neyse. Devam edelim. Devam etmeyelim. Edelim, çünkü edelim. Geldik. Daha fark ediyorum ben. Rahat ol. Neyse işte odam ayrı odamız olduğu için seviniyorum. Ama o odalar aşırı küçük yani. Ben böyle nasıl yaşayayım? Emin evimize alana kadar. Aşırı küçük. Yatağım sıcak falan filan. Evi küçük buldun yani. Odamızı küçük buldum. Pardon, odanızı küçük buldun, anladım. Gerçekten çok küçük mü geldi sana? Evet. Ama şimdi siz iki kişi yaşıyorsunuz kendi kaldığınız odanızda. Orayla kıyas edersen iki kişi için şu anda kaldığınız odada yaşıyorsunuz. Ama tek kişi için sence yeni evimizdeki odalar şimdiki odadan daha mı küçük geliyor? Evet. Çünkü evet öyle. Yeni evimizdeki odalar daha büyük. Büyük mü küçük mü? Yeni kiralık evimizdeki odalar küçük. Yeni evimizdeki odalar büyük. Yani şimdiki evimizdeki demek istiyorsun. Evet. Tamam. Ölçmek ister misin? Ama sizin odanın büyüklüğünü ikiye bölmen lazım. Abinle beraber yaşadığın için. Nasıl ölçeyim acaba? Bir uzunluğunu bir de kısa tarafını ölçersin. Belli olur o zaman, değil mi? Hı. Kaç metre? Oradan anlaşılır. Hı. Gidince de diğer yeni evi ölçersin. Neyse. Bu konuyu geçelim. Tamam, geçelim. İyi tarafı o evin balkonu güzel, manzara iyi. Evet. Ve de iyi tarafı orası işte. Bu arada en iyi tarafı, en beğendiğim çatı katı var. Evet, kabloyu çıkar devam et. Bir dakika arkadaşlar. Tamam. Oldu. Sen devam et. İşte öyle. Çıkalım. Evet, şu anda marketimize geldik. Şöyle Türk market. Ne alacağız babiş? Burada yarın için bir şeyler almamız lazım. Çünkü taşınıyor olduğumuz için yarın yemek yapmak biraz zor olabilir. O yüzden pratik yiyecek bir şeyler almak istiyoruz. Bir de yarın marketler kapalı olduğu için. Evet. Buradan şimdi bir kasap reyonundan bir şeyler alacağız. Aşırı kırmızı. Almak istediğin meyve var mı? Çok pahalıymış ama ya. 4 euro kilosu. Durun tamam. Ben çevireyim. Görün hani meyveler. Kapatman lazım. Sonra tekrar açman lazım. Bas ona. Videoyu kısa keseceğim. Hah? Evet, böyle meyvelerimiz var. Furkan'la Almanya. Şöyle. Furkan'la Almanya. Bir daha söyle. Furkan'la Almanya. Furkan'la Almanya. Heyecan çekiyor ya, biz unuttuk ya. Evet evet, bak. Kivi, ayva sunum bu. Avokado, nar. Bu da ayva. Üzüm, erik. Gel, her şeyi görsün ona gel. Evet öyle. Gökçen etsek Allah'a emanet olun. Biz tatilini taşınıyoruz çünkü. Nereye? Kumarsbah'a gidiyoruz. Köln'e doğru. Allah'a emanet. Kendinize çok çok iyi bakın. Size iyi bakın. Pidelerden çok güzel yedik. Çok özleyeceğim. Yine bekleriz ya. İnşallah. Yine inşallah bir gün yolunuz düşerse. İnşallah. Mutlaka isterim gelmeyi. Ya. Kendinize iyi bakın tekrar. Size iyi bakın. Allah'a emanet olun. Mustafa abiye de çok selam söyleyin. Yavaş yavaş vedalaşıyoruz değil mi Zeynep? Evet. Şimdi videoyu bırakmam lazım çünkü kolum aşırı ağrıdı. Tamam, bırak o zaman. Neyse. Ben tutayım. Ah. Evet, anlat bakalım. Şimdi neredeyiz? Mega Market'teyiz. Evet, Türk Market'teyiz. Türk Market. Buradan
yarın için ve pazartesi günü için kendimize yetecek kadar yiyecekler almamız lazım. Hüseyin abi burada mı? Hüseyin abi de yok valla. Hadi bakalım. Şuraya söyleyeceğiz. Hüseyin abim, biz biliyorsun pazartesi günü taşınıyoruz. Gidiyoruz. Vedalaşmaya geldim ben. Güle güle git. Allah razı olsun. İnşallah. Yine bekleriz. Sağ ol, teşekkür ederim. Ben de yine gelmeyi çok isterim. İnşallah. İşkembe. İşkembe, evet. Almancası senin kutl. Nasıl Almancası? Kutl. Kutlmış. Ben de kutl. Öğrendin mi? Tamam, kutl. O da kutl, o da lam. Kuzu. Lam kutl. Kuzu işkembesi. İşkembe çorbasını sever misin? Ben de çok severim. Babası ne çekmiş? Babası aynı bu. Aferin sana. Abi biz şuradan sana zahmet. Vaktin varsa ama. Sıkıntı yok. Kaburgayı hani ayırıyordun ya bize. Şimdi aynen. Aynen öyle. Ondan bir alalım. Sen iki tane yap. Çünkü bir düşüneyim. Bir tanesine kemiklerini ayırsak kaç gram gelir sence? Bir kilo gelir mi? Gelmez. Bir kilo gelmezse iki tane yapalım. Arkadaşlar biz bunu böyle yaparak Maraş taraklık yapıyoruz. Değil mi Zeyn abi? Aynen. Bunu aynen ufak abi. Ufak şey yaparsın, ondan sonra şişe takarsın, güzelce yersin. O bir tane adam yaptı, bunu şişe gördüm internetten. He. Kaburgayı böyle şey yaptı, kemiğine ayıkladı. Onu böyle nasıl yuvarlak yaptı. O şey, Meaty Cheese kanalı mı? Hafiften sakallı bir çocuk böyle. O kadar güzel yaptı. Çok güzel yaptı. Acayip bir şey. Taktı, dedi ki bu dedi normalde demir şişlere takılır, bende dedi şey var dedi, değil mi? Tahta. Hepinize merhabalar. Önümde bugün daha önce kanalda yapmadım ama aslında bizde çok böyle meşhur bir et var. Biz burada taraklık demiyoruz arkadaşlar buna. Biz buna kaburga diyoruz ama Maraş taraklığı olarak geçiyormuş. Geçenlerde Instagram'da sizden bir arkadaşımız Mustafa Bey bu kanala yakışır diye bana yolladı. Ben de tamam dedim. Zaten devamlı hani kasapta olan bir şey olduğu için belki bilmeyenler vardır diye bugün bunu yapalım dedim. İsterseniz lafı uzatmayalım. Hadi başlayalım. Onu ama ben çok severim. Durumlar böyle arkadaşlar. Zeynep sıkıldı. Çekmeyi bıraktı. Geri istiyor musun kamerayı? Ah tamam. Sen ki istediğini konuş. Böyle yürüyebilirsin. Muhabbet edebilirsin kendin. Hatıra olacak bu video. Arkadaşlar şimdi İstersen biz de çekebilirsin. Her şey mümkün. İstediğini yap. Gelin şöyle marketi dolaşalım. Maraş'ın günü geldikse kamyon abi taşımıyor Allah'ım. Bakın şurada bir şey var. Durun gösteremedim. Şurada bir lahmacun alma şey var. Yeri var öyle. Burada çocuklar için oyuncaklar var. Şöyle bunlar. Öyle işte arkadaşlar. Okulumu bırakacağım için çok üzgünüm. Evet arkadaşlarımı çok özleyeceğim. Özellikle öğretmenimi. Hiç memnun değilim yani bu taşınma işinden. Onu çok kötüyüm. Çok kötü hissediyorum arkadaşlarımı bırakacağımdan. Öyle işte. Hadi gelin sizinle meyve seçelim. Elma alalım mı arkadaşlar? Hı? Hı? Evde bir sıra elma var bence. Avokado. 2.99 neredeyse 3 euro. Bakın arkadaşlar ben şunlardan çok seviyorum. Harika bir şey. Bundan birkaç tane almak istiyorum. Tabii fiyatına bakılırsa. Oha! Ne kadar pahalı bunlar arkadaşlar.
Neyse. Şuna bakın arkadaşlar, minik patlıcan. Evet. Beğendiğimiz bir meyve olmadı. Ben beğenmedim. Siz beğendiyseniz yorumlara yazın. Neyse. Şuradan buzluktan bir şey seçelim. Neymiş? Baba. Affedersin arkadaşlar, video kapatıyorum. Mustafa abimle de vedalaştık. Fırınımızı özleyeceğiz. Postayla gönderirim sana diyor. Kıyafetleri geri dönüşme veriyoruz. Burada ihtiyaç sahipleri alsınlar diye. Buraya böyle koyarsın. İçeri gönderirsin. Ne yapıyor içeri gönderince baba? Aa! Hokus pokus! Kayboldu. Saat 8 ile 7 arasında boşaltılır bu. Sonrasında ihtiyaç sahiplerine gönderilir. Ha. Kızılay gibi düşün, Türkiye'de ihtiyaç sahiplerine gönderiyor. Kullanmadığımız kıyafetlerimizi veriyoruz. En çok kıyafet benim. En çok kullanmadığımız kıyafetler benim. Küçük gelenler. Fokus fokus. Baba ben bunu hiç bilmiyordum ama. Öğrendin işte. Ay bak orada benim kıyafetim. Nasıl mı? Ya inanabiliyor musun? Annem en sevdiğim kıyafet kazanmış yapmış. Küçük mü geliyor? Yok gelmiyor. Tamam, burada işimiz bitti. Sadece şimdi sırada... kolları biraz şuraya kadar geliyor. Tamam. Şimdi sırada gel buraya. Burada camlar var. Bunları cam çöpüne atmamız lazım. Bir de burada kağıtlar var ama acelesi yok. Bunları da kağıt çöpüne atacağız. Şimdi sadece camları atıp... Var, bekle bekle. Eve gidelim. Anne. Anne sana yaptım. Cüzdanı neden attı sana? Tamam, bir şey olmaz. Öyle uygun görmüş. Hadi gidelim. Sen için yapmıştım oysa. Hadi bin bakalım. Arkadaşlar ben diğer taraftan bineceğim. Geldik. Evet. Şimdi eve doğru önce camları atacağız. Evet. Benzinliğin orada ya da Netto'nun orada camları atabiliriz. Arkadaşlar ben videoyu biraz görüntüsüz yapacağım. Kemerimi takmam lazım. Ne döndük? Nereye gidiyoruz babiş? Şimdi Netto'nun oradaki cam çöpüne doğru gidiyoruz. Tamam. Camları ben atabilir miyim? Atabilirsin. Yuhuu! Bu geri dönüşümü niye kullanıyoruz biliyor musun? He. Normal direkt çöpe atmıyoruz. Niye direkt çöpe atmıyoruz bunları? Ben aldığım için, hastanede kullandığım için alabilir mi acaba? Ya mesela bu camlar tekrardan kullanılabilir ileride. Baba arabayı çok sallıyorsun. Yapacak bir şey yok. Bu camlar tekrar kullanılabilir diye bunları cam çöpüne atıyoruz. Geri dönüşüme giriyor. Sonra tekrardan kullanılmaya başlanıyor. Anladın mı fıstığım? Anladım babiş. Babiş tamam, sıkıntı yok değil mi? Hiçbir sıkıntı yok. İstediğini diyebilirsin. Güzel. Başka başka. Bundan sağa dönersek yolumuzu bulur muyuz? Babiş, sanırım doğru gidiyorsun. Sanırım. İşte buradan yola çıkabilirsek, tamam, çıktık.
gidiyoruz. Bisikletçinin oraya çıkıyor. İşte gidiyoruz. Hiçbir şey demeden. İşte gidiyorum. Bir şey demeden. O şarkıyı mı söylüyorsun? Gidiyoruz derken o aklıma geldi. Kıyafetleri de orada duydun mu bilmiyorum. Kızılay Türkiye'de. Kızılay. Burada Rotes Kreuz diye geçiyor. Kızıl Haş diye geçiyor. İhtiyaç sahiplerine o kıyafetleri dağıtıyorlar. O yüzden biz de bize küçük gelen kıyafetlerimizi yırtılanlar verilmez. Yok, hiç yırtık kıyafet yok orada. Hı. Yırtık kıyafet verilir mi? Olmaz. Ayıp olur. Onu da başka insanlar giyecek yani çünkü. Değil mi? Hı hı. O yüzden sadece sana küçük gelenler. Tertemiz olması lazım. Sana küçük gelmesi lazım. Giymediğin olması lazım. Tertemiz olduğunu pek sanmıyorum. Tertemiz çünkü hepsi yıkandı. Hı. Hepsi dolaplardan alındı. Kirli kıyafet var mıydı orada? Hayır. Tamam işte. Hepsini dolaptan aldık. Zaten temiz olmak zorunda. Şimdi Netto'nun oradaki cam çöpüne gidiyoruz. Az kaldı. Orada da camları atıp eve gidebiliriz. Bu arada saat de 18.20. İftara az kaldı değil mi? Çok acıktım. Bu havada nasıl 18.20 oluyor? Az kaldı işte. Yarım saat sonra akşam olacak. Hayır yani hava daha kararmadı. Nasıl 18.20? Yavaş yavaş kararacak. Bak burada da yine kıyafet çöpü varmış senin. Sağ tarafı göster. Bak tekstilen şu ediyor. Bak bak şuna bak. Şu. Şu. Arkadaşlar kaçırdık. Pardon. Kaçırdın. Pardon. Çok pardon. Şuraya park etsem olur herhalde ya. Ay. Şöyle Netto'muz. Netto'muz. Hadi camları halledelim. Hadi halledelim. Çıkalım. Şöyle. Ay. Tekstilen yazıyor, gördün mü? Evet. Arkadaşlar görüyor musunuz bilmiyorum ama üstünde sarı bir etiket var. Tekstilen Shoe yazıyor. Neyse Babiş'e dönelim. Camları alalım. Babiş hani ben atacaktım. Bunlar yüksek olduğu için ben atayım. Hem de cam tehlikeli biraz. Yetişirsen ben atacağım. Burası... Geçiyorum. Tamam. İçinden al bakalım. Ben çektim. Kolum tabii, koptu. Tabii. Bak burada hangiler atılacakmış? Vice Glass. Tamam Vice'ları at. Ürünleri atma. Ürünler bir sonraki çöp kutusuna. Yırt yırt yırt. Geçiyorum. Allah. Yani şunları. Evet. Mesela. Tek tek değil. Al hemen. Tamam. Evet. Aynen öyle. Burada da green glass var. Yeşil camları da. Evet. Kapaklarını atmıyorsun. Yeşil camları da buraya atarsınız arkadaşlar. Burada da brown glass. Bu da ne? Evet. Hayır. O yeşil bak. O yeşil. Yeşili yeşil atmak lazım. Evet onları at. Mahallemize de veda ediyoruz yavaş yavaş. Buradan dümdüz gidersen okula gidersin. Baba, bu sokak bizim sokak. Harika. Hadi bakalım.